Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size önemli bir konuyu anlatmak istiyorum Excel'de. Öncelikle bir Excel çalışma kitabı açıyorum. İsmi de test olsun arkadaşlar. XLSX formatında bir dosya oluşturdum. Hemen hızlı bir şekilde dosyaya adı, soyadı, borcu, ödenen ve kalan diyorum. Hemen formülümüzü yerleştirelim. Borcu eksi ödenen olsun. Ve buraya şöyle bir aşağıya indireyim formülü. Buraya Ahmet Demir borcu 4000 ödenen 1000 olsun. Ali Taş borcu 6000 ödenen 2000. Şimdi şunları aşağı doğru uzatacağım arkadaşlar. Şöyle gitsin. Bir de durdurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 605 bin satır kod yapıştır yani çoğalttım 605 bin satır. Şöyle bir de para birimi yaptık. Şimdi ben bu dosyayı kaydedeceğim şimdi. Dosyayı kaydet diyorum. XLSX formatında bakın kaydedilen dosya ve kapatıyorum. Şimdi dosyamızın boyutu şurada 20 MB'lık bir dosya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi XLSX formatında ve 20 MB boyutunda. Şimdi bunu nasıl daha küçültebiliriz ve daha performanslı çalışmasını sağlayabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım şimdi size. Dosya menüsünden hatta mesela çizgileri de gösterelim. Boyut daha da büyüyecektir. Bakın şöyle seçip Ctrl Shift aşağı ok tuşuna basıyorum. Ve şöyle kenarlıkları hatta şöyle bir tablo biçimi de uygulayalım. Tablomuz da şöyle olsun. Tamam. Şuna gerek yoktu. Başlığı seçmediğimiz için başlığı burada düşündü. Hatta biraz rengini beyaz yapalım. Şu satırı silelim. Tamam, tablomuz bu. Tekrar kapatıyorum, kaydediyorum. Şimdi dosya boyutumuza dikkat edin 20 MB'lık bir dosya. Şimdi ben bunu açıyorum. Ve yükleniyor. Evet. Dosya farklı kaydet diyorum. Buraya arkadaşlar şurada dosya türünü Excel ikili çalışma kitabı diye XLSB olarak kaydet diyorum. Bu makro içerebilen çalışma kitabı da olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Makro da olabilir, makrosuz da olabilir. Dosyamı kaydettim. Şimdi boyuta bakmanızı istiyorum. Tam hemen hemen yarı yarıya düştü boyut. Aynı dosya, aynı veriler, değişen hiçbir şey yok. Ve gördüğünüz gibi daha hızlı açıldı. Ve yine gördüğünüz gibi 605.666 5 satırdan oluşuyor. Yine verilerimizi kaydedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben kapatıyorum, kaydet diyorum. Daha hızlı kapandığını gördünüz. Daha hızlı açıldığını da fark edeceksiniz. Bakın %100 hemen açıldı. Şu XLSX'i açıyorum ve görüyorsunuz %9, %29, 39, 49, 50 daha yükleniyor gördüğünüz gibi ve daha yeni açıldı. Mesela ben burada bir değişiklik yapmaya kalkışsam bakın açılması ne kadar geç açılıyor görüyorsunuz. Mesela bir şey değiştirdim ve kaydete basıyorum. Aşağıda dosya kaydediliyor fark ediyorsunuz. Kapatıyorum. Şimdi ben şu XLSB uzantısını açıyorum. Hem daha hızlı yükleniyor hem değişiklikleri kaydet dediğim zaman daha hızlı kaydettiğini de fark ettiniz. Size tavsiyem hatta mesela ben şurada tekstil firması için yazdığım program iki tane aynısı. Şunun boyutu 2.87 MB. Bunun boyutu 1.93 MB. Programı açıyorum. XLSB formatında yine makro içerebiliyor gördüğünüz gibi. Programı açtım. Yine aynı şekilde bakın. Program eksiksiz çalışıyor ve çok daha seri hızlı çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size tavsiyem büyük dosyalarınızla
daha seri, hızlı çalışmak istiyorsanız dosyalarınızı XLSB ikili binary formatında kaydedin. Tek bir dezavantajı var, onu da söyleyeyim size. Dosyanız veriler bozulduğu zaman içinde Excel verileri, bir dosyalar bazen bozulabiliyor. Onu da hepiniz belki yaşamışsınızdır. Biz bu durumlarda ne yapıyoruz? Mesela bozulan bir Excel dosyanızı nasıl onarıyorsunuz? Dosyadan aç diyoruz. Aç dedikten sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bozulan dosyam hangisi olsun? Şu dosya olsun. Şu XLSX dosyasını seçiyorum. Şu aşağıda aç değil de ne diyorum? Aç ve onar diyorum. Aç ve onar. Seçiyorum bunu. Onarılsın mı diyorum. Evet diyorum. Açılmayan, sıkıntı yaşatan dosyanın onarıldığını ve açıldığını görüyorsunuz. Yani bunu yaşamışsınızdır. Dosya onarıldı ve açıldı gördüğünüz gibi. Tek bir dezavantaj var. İkili binary tipteki formatındaki dosyalarda onarma %100 gerçekleşmeye, yani bunun gibi başarılı olmaz. Yani şu XLSB 10 MB boyutu ikili binary'de kaydettiğimiz şu dosyanın onarımı şuna göre biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bu daha %98, %90 başarılı bir şekilde onaracaksa eğer, şunu %70-80 diyebiliriz. Tek dezavantajı bu. Artık siz nasıl dosyalarla çalışmak istiyorsanız boyut olarak yarı yarıya düştüğünü fark ettiniz. Görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.